Allah'ım Allah'ım benim sayfamın en güzel çiçekleri. Bakın hepsi toplanmış beni izlemek için sırada bekliyor. O zaman ne diyoruz? Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayfamın güzel çiçek hatunları. Hadi sizlere iyi seyirler. Size yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba. Sayfamın nadide çiçekleri, gonca gülleri, beyaz papatyalarım, beyaz orkidelerim, limonlu kurabiyelerim, çikolatalı keklerim, ıslak pastam. Birazcık daha geleyim öyle. Ay bu sefer de çok mu geldim? Ay ateş bastı. Kapan. Hoppala. Her şey tamam. Evet, hepinize günaydın. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne taraftan gitsem acaba şimdi? Ne taraftan gitsem daha çabuk uyurum. Şuradan gideyim ya, işte tam ortasından. Çıkmayayım şimdi dışına. Ay çok öne geldim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bacıkolar. Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız işte sabah sabah böyle. Ha bacım, ha annenem. İşine başına bakmadan ne güzel bisiklet sürü, helal olsun. Bizim babaannelerimiz o yaşta yataktan kendini zor kaldırıyor. Kadın bisiklet sürüyor. Neyse. Hırkama bakın. Özlem hırkan çok güzel. Nereden aldın dediğinizi duyar gibiyim bacım. Biliyorsunuz kapşonlu her şeye bir zaafım var. Aynı şekilde içimdeki altlı üst takım da Doğan Moda'dan. Eve gideyim. Ömerciğimi doyurayım. Boy aynasında güzel bir şekilde göstereceğim. Doğan Moda'nın cep telefon numarasını unutmazsam şuraya, unutursam da yorumlara sabitlerim. Şu hırka herkes de olsun. Vallahi billahi bu hırkayı hepiniz alın. Aşırı güzel. Ay çok rahat. Dank şön bana yol vermedin, istop ettin ama senin sayende ben geçmiş oldum. Neyse bakalım şimdi Gülşenli Mikail'i camiye bıraktım. Oradan bir bankaya uğradım. Para çektim. Sonra bir şeye gittim. Rossmann'a gittim. Çünkü benim aslında şu antikalardan ilk çıktıklarında şu antika radyoları radyo almıştım. Daha hiç kimsenin radyosu yoktu. Ama sonra benim o bozuldu. Ömer Halison'u bozdu. Antenini falan kopardı. Şimdi çalışmıyor. Ben de kablosunu kaybettim. Ama yine de ben onu süs olarak kullanıyorum. Çünkü o bana babamın hediyesiydi. Babamdan istemiştim. İlk çıktıklarında Türkiye'deydiler. Her neyse şimdi ay bir tane gelmiş şeye, ay bayıldım, gece gördüm şeyde, Instagram'da sayfalarımda gördüm, bayıldım. Az baksanıza, çok şeker değil mi? Tam benlik böyle. Zaten ben de böyle bir krem, ondan sonra ay çok terledim. Ay var ya, son 3 gündür konudan konuya atlıyorum. Son 3 gündür aşırı böyle, yani aşırı demiyorum ama hani hava soğuk değil. Böyle güzel, böyle sonbahar havası gibi. Vallahi hırkayla ateş bastı. Ceket giysen onu 3 gündür ceket giymeden çıkıyorum evden. Neyse bakalım. Onu aldım hemen 2 dakika, çarşıya gittim. Onu aldım. 15 euroydu bir daha. 14,90. Süper. Hediye gibi. Bedava. Şimdi hemen fırından ekmek alayım, eve gideyim. Bebeğim acıktı. Ona hemen bir sucuklu yumurta yapayım. Kendim de bir kahve içeyim. Saat 1'de çocukları almayacağım. Saat 10:40. Ay 40 dakikadır dışarıdayım. Tövbe ederim olsun. Bu sefer ateş bastı.
tıkanacak gibi. Gözlerim böyle yanıyor gibi. Ama diyorum ki hayır, sen hasta değilsin. Bu arada kan değerlerimi yükseltmem lazım. Ameliyat olacağım doktor. Dedi ki Özlem Hanım dedi, kan değerlerimi gösterdim onlara. Aa gerçi dün söylemiştim değil mi onu? O haber eskidi. Tamam. O haber eskidi. İşte kan değerlerimi yükseltmem lazım. Şimdi gideyim kendime şöyle beyaz peynirli şey yapayım. Ha geç geç geç. Siz bekleyemeyeceğim. Şu ara sokaktan gidivereyim. Buranın da yolu iyi değil ama olsun. Şimdi bir turp, işte turp çükündür turpis. Mor pancar. Ondan bir yiyeyim şöyle. Onun suyunu falan içeyim. Acı acı şalgam gibi. Şöyle pazartesiye kadar değerleri bir yükseltelim. Onun dışında bugün Ömer Hanisi de Ömer'in kanalına muffin tarifi çekmek istiyoruz. 2 dakika var ya, vallahi 10 dakikada bütün çarşıdaki bütün mağazaları gezdim. Kız bacım bir tane önlük bulamadım ya çocuğa. Ay ne büyük ne küçük. Anneme soracağım bakayım. Annem de çoktur böyle önlüklü şeyler. De olmadı, gideceğim kumaş alacağım. Vallahi diki vereceğim çocuğuma. Vay elimde ne diş gelir. Çok güzel diş yaparım ben. Olmadı, gideceğim TEDx'tan. Öğlenden sonra kumaş alırım. Annemin makinesinde hemen yarım saatte şık şak oğluşuma güzel bir önlük dikerim. Üstüne de böyle keçelerle Ömer Usta yaparım. Öyle. Hadi bakalım. Neredeyse eve geldik kız. Evet canlarım benim. Ben eve geldim. Hemen şöyle Turgut'la kendime kıymalı ve patatesli çarşaf böreği almıştım. Hemen onu şöyle dilimleyeyim. Ona bir sallama çay, bana bir kahve. Ömer Halis'e sucuklu yumurta. Şöyle kıymalıdan da keseyim. Var ya, bunu bizim fırında yapıyorlar. Kazım abi yapıyor galiba herhalde. Ay nasıl güzel anlatamam. Çok güzel yapıyorlar. Gerçekten taze ve kıyır kıyır. Gerçi şu an kıyırlı yok ama olsun. Normalde kıyır kıyır. Şöyle turbada bir yarım daha yapayım. Ocağın iki yer. Ondan sonra böyle kahvaltı yapmaya karar verdik. Çok bir şey hazırlamayacağım. Aha bir şey biliyor hocam. Çünkü öğlen çocukları camdan aldıktan sonra kokoreççiye gitmeye karar verdik. Kokoreç yiyeceğiz. Şöyle. Efendim? Hemen harika simit de aldım. Şimdi hemen ben bunları... Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun asıl Ömer? Annem. Anacım diyen dillerine kurban olayım Ömer. Evet şöyle. İki de yumurta koyayım buna. Açlık havada ben gittim diyor. Ay bu Turgut neye gülüyor merak ettim bak şimdi. Baban yanına çağırıyor, yanına. O kadar gayri. Dur elimi yıkamam lazım. Elim kana bulandı. Ay vallahi şimdi yumurta da yiyesin geldi, iyi mi? Şuna açık simit bana yendir hele. Camiden aldım. Şimdi markete geldik. Şeyden de vazgeçtik. Çiğ köfte yiyelim dedik. Çiğ köfteci de kapalıymış kokoreçten. Şimdi kokoreç şüpheli, şaibeli balık almaya geldim.
Fark et. Yine ben. Yine arabadayım. Neyse çocukları aldım. Turgut da güzel böyle o çayını içti. Ben kahvemi içtim. Allah'ım gır gır şamata gülme eğlence derken. Neyse radyoyu falan denedik. Bayağı evde böyle bir coştuk. Ömer o ben. Neyse sonra ben evden çıktım. Kokoreç dedik ya. Herhalde anlattım orayı galiba markette. Neyse markete gittim. Çocukları aldım markete gittim. Aynen markette video çektiydim. Ay unuttum valla kafa gitti. Marketten çıktık. Bugün çiğ köfteye karar verdik. Kokoreçi büyük ihtimalle o zaman yarın gideriz. Şimdi balık da yoktu. Gösterdim ben size. Böyle hareket eden şeyler vardı. Kaba. Ne? Kaba. İşte hepsinden vardı. Ondan sonra balık almadım. Mangallık aldık. Oraları da çekmiştim. Eve gidince şimdi hepsini gösteririm. Evet mangal yakacağız akşama. Sevin. Hı? Sevin. Ne? Yer misin? Yerim. Sevin mi? Yer misin? Sever misin? Yerim. Tamam. Ondan sonra çiğ köfteciye geldim. Çiğ köftecinin önünde bekliyordum. İlk çiğ köfteciye gitmiştik. Baktık saat 2'de açılıyor. Bir çeyrek geçiyordu ben oradayken. Neyse dedik bakkala gidelim. Türk marketine. Oradan dedim dönüşte uğrarız. Bir 15 dakika doğru onun önünde bekledim. Neyse çiğ köfteyi aldım. Arabaya oturdum. Özge mesaj atıyor. Abla neredesin? Dedim ne yapacaksın? Niçin dedim. Ya dedi az bir şey soracağım dedi. Ne yapıyorsun? Dedim niçin soruyorsun? Niye ki abla diyor söylesene diyor. Neredesin? Evde misin? Yok dedim evde değilim. Abla neredesin? Dedim ki arabadayım dedim. Çiğ köfte almaya geldim. Ay abla dedi canım dedi. Acayip dedi şey çıkıyor. Ben zaten her sabah yazıyorum. Arıyorum nasılsın diye. Bugün çok şükür daha iyi. Bu arada Özge korona olmuştu. Söylememiştim. Ben sana videosunu koymuştum. Nasıl çok beter vurdu ona. Ama şimdi bugün bayağı bayağı iyi. Çünkü 2 gün önce ben onu tekrar dedim ki artık kalk git dedim yani korona dedim koronaysan koronasın dedim. Doktorunu ara dedim sor. Git dedim bir daha göster kendini. Çünkü ağzının içi full böyle yaraydı. Ondan sonra işte o kadın doktoru ona antibiyotik vermiş. Onunla bayağı bir toparlanmış. Yok dedi annem de çünkü sürekli yemek getiriyormuş. Yemek istemiyor benden 2 günden beri. Annem veriyormuş çünkü. Ama dedi abla dedi canım dedi bir dedi hazır turşu çekiyor dedi. Oy dedim kurban olsun ablan sağ dedim. Hemen dedim alıyorum bakkaldan. Dedim insan dedim bir saat önce yazar. Dedim yarım saat önce yazsan dedim bakkaldaydım. Neyse. Sonra dedim çiğ köfte istiyor musun bacım dedim. Ay abla dedi çiğ köfte de alıversene bana dedi. Ay dedim alırım dedim. Kurban oldum dedim boğazımdan geçmez. Akşam da dedim mangal getiririm ben sana. Öyle yani şimdi Mikail'i gönderdim. Torbayı verdik dedim. İyi mi teyzen gördün mü? Ha bandajı giymiş. Ben şey bandajı değil. Maske mi takmış? Ben şey bandaj diyorum ya. Başarısı şey takmış. Ha, tamam işte ağzını kapatmış. Öyle işte bakın şimdi eve gidelim. Çiğ köftemizi yiyelim. Ondan sonra da mangal hazırlığı yaparız. Bir de bir kahve içeriz. Daha ne olsun. Bu arada şeyi izleyin siz. Şimdi şu arada şeyi izleyin. Dedim ki kocam yapma, etma, alma. Dedim kocam bu kadar büyük masrafa girma. Yuh dedi sana dedi Mercedes alacağım. Kayseri anneciğim. Dedi ki sana dedi hatun dedi bir dedi G klası alayım dedi. Sana dedi bir dedi jip alayım dedi. Jip? Al lan dedim. Hadi izleyin. Oğlum baban bana bu arabayı aldı. Güzel mi? Evet. Git bakayım yanına. Ne kadar kalıyorsun? Arabanın tekeri kadarsın ancak. Git bakayım. Ya yeni araba mı? Ey gidi. Gucuman Rabbim. Oğlum Mercedes sevmiyorum ama bunu severim. Kıydı kocam paraya. Ah canım benim. Bineyim mi? Ay bu benim mi şimdi?
Allah. Bir de binebilsem nasıl binebilirim? Ben basmadım bir şeye. Gerçekten bir şey. Aşkım çok teşekkür ederim. Anne beni görüyor mu? Ay nasıl güzel bir şey. Allah'ım uçak pilotuna binmiş gibiyim şu an. Şöyle az bir gaz ver. Freni bırak, freni bırak. Sağ olsun. Evet. Bakın. Şöyle. Beyaz orkidelerim, bacikolarım, mis kokulu manolyalarım. Ay gelelim şöyle anlıklarımıza. Vallahi eve gelince ne yaptım biliyor musunuz? Bulaşık makinemi berbat yıkamış. Bütün bulaşık makinesini boşalttım. Tekrar böyle güzel kaynar köpüklü suyla yıkadım. Ama durulamaya canım çekmedi. Tekrar yine makineyi yerleştirdim. Şimdi ondan sonra ne yaptım? Ondan sonra başka bir şey yapmadım. Edit yaptım. Dünkü izlemiş olduğunuz videoyu editledim. Sonra birazcık çocuklarla çiğ köfte yedik. Turgut uyuyakalmış. Ben çocukları almaya giderken o uyuyakalmış. Demin uyandı. Şöyle acılı çiğ köfte aldım. Böyle normal çiğ köfte aldım. Az acılı. Bu çocuklarla benim. Turgut'la Mikail bayağı bol acılı yiyebiliyor. Onun yanında iki tane böyle paket verdiler. Yanında ayrıyetten 3 tane de ayran verdiler. Ayranın bir tanesini Özge'ye koydum. Biliyorsunuz bunun bu en paket. Bunun böyle küçük olanını da Özge'ye aldım. Neyse bakalım pastırma 15 liralık pastırma kestirdim. Şimdi birazdan işte mangal yakacağız Turgut'la. Hazırlayacağız mangalı. Mangalda şöyle güzel dedim. Yoğurtlu patlıcan ezmesi. Şöyle güzel sarımsaklı peynirli yoğurtlu bir meze yapayım dedim. Şişi hazır aldım. Çünkü uğraşasım yoktu. O kadar basit yani başka bir şey yok. Hazır zaten böyle güzel marine edilmiş. Taze yapmışlar bir de bugün. O yüzden dedim hazır böyle soslanmış olsun. O acılı değil. Ondan sonra kuzu pirzola yoktu. Ama adam dedi ki bu dedi mangalda dedi gerçekten dedi aşırı lezzetli oluyor dedi. Eğer dedi lezzetli olmaz dedi pazartesi günü gel dedi paranı dedi geri vereyim dedi. Bak dedim getiririm. Yani yedikten sonra getiremem de dedim söylerim. Ama yok garanti veriyorum dedi. Özellikle de şu yağ kısımlarını atmayacakmışız. Burası çünkü buna lezzet verecekmiş. Onu sadece 6 parça aldım. Dedim hepimize birer tane. Mikael dedim 2 tane herhalde. Mikael birazcık kuzu delisi. 3. Ay ay kapa. Ay. Sen niye korkuyorsun? Evet. Şöyle sütlaç. Vallahi iyi pirinçlerim iyice neredeyse dibine yapışıyormuş kız. Tam şunu şöyle köşeye çekeyim de üzerine şimdi şekerini, vanilyasını, ondan sonra bir tatlı kaşığı nişastayla nişastayı açacağım. 1 litre de sütünü koyayım. Bu da böyle yavaş yavaş şuracık da olsun. Dur ama şöyle az bir kenara çekeyim de dibi de çökmesin. Neyse daha sonra hazır şöyle yoğrulmuş Adana köfteleri vardı. İşte bunu şiş olarak falan hazırlamışlar oraya ama ben şiş olarak dedim hani istemiyorum böyle de dedim alabiliyor muyuz? Dedi tabii ki abla dedi. Hemen böyle aldım 1 kilo. Hazır baharatlanmış her şeysi hazır. Ben sadece birazdan form vereceğim. 3 kilo kanat aldım. Tabii ki 3 kilosunu mangalda yemeyeceğiz ama bunun yarısını yaparım. Bir de buzluğumda galiba sosis vardı 3 tanecik. Onu da çıkarayım. 3 tane çocuğa birer tane paylaştırırım. Ortaya şöyle grilltela olmuş olacak. Böyle bakalım canlarım benim. Şimdi hemen kanatları hazırlayalım birlikte.
köftemizi yapalım. Bunu güzel baharatlayalım. Buna hiçbir şey koymayacağım. Sadece tuz, sarımsak, tuz, sarımsak, az karabiber, birazcık da böyle kekik koyacağım. Onu o şekilde zeytinyağına yatıracağım. Öyle. Bir de mezemizi yaparız. Sonra da mangalımızı yakarız. Bunun dışında hemen kutuya koyayım. Annem. Aşkım, ne istiyorsun? Uyumuştum. Uyumuş muydun? Ay, baban şimdi mangal yakacak. Tavuk mu yapacağız? Aha. Mangalda. Evet. Sen bu sefer açtın bunda. Evet. Bir tane marul lazım. Tamam ye. Bir tane marul lazım. Ya. Davşanım. Quiero a nadie más, contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi. Vallahi hemen şöyle her şeyi hazırladım. Biraz da böyle mantarlarım var ama neredeyse kötü olacakmış. Onların hemen dışını soyayım ama şunları önce bir götüreyim. Turgut, bilerek mi ışık açmadınız? Oldu mu ateş? Neredesiniz? Nasıl oldu mu? Tamam al. Ha, oraya mı oturdun? İyi etmişsin. Tamam, dur hemen diğerlerini de götürüyorum.
Evet arkadaşlar, Turgut pişirmeye başladı ve hatta neredeyse vallahi ilk tosta pişmiş bile. Daha yapayım mı kanat? Yeter ama. Yeter. Daha çok şey var. Kuzu var, şey var. Tamam Ömer abi, şey yapma. Aynen, o yüzden fazla şey yapmadım. Şimdi 2 dakika şey hazırlayayım. Niye meze hazırlayayım. Anne? Çünkü ben hemen şimdi içeri gireceğim. Meze hazırlayacağım. Sütlaçları fırına vereceğim. Sütlaç. Hı hı. Sütlaç. Sütlü tatlı. Pizza buldum. Al. Onlar nereden çıktı? İş yerinden aldım babamın. İş yerinden mi? Evet. Bizim iş yerinden öyle bir şey yok ki. Senin patronun verdi ya. Ne zaman? Susamlı. Yarın. Yarın. Ben bilmiyorum bunları. Hiç haberim de yok. Anne biliyor. Susamlı bal. Şu da şey. Mista şey miydi, bir şey var ya. Senin. Tamam, thank you bebeğim. Böyle bakalım. Ben 2 dakika yine mutfağa gidiyorum Turgut. Hemen şey hazırlayayım. Ya, ben çatalla yapıyorum ama. Ne? Çevirdim. Yok yok, bizde. Eridi ya. O zaman hep çatalla yapıyorduk. Yani bayağıdır çatalla yapıyoruz. Var, öbürü de getireyim, bir bak istersen. Yapma oğlum. Oğlum sen benim. Ay, bunun önü nerede? Ne? Ay anne, bu kutudan çıktı. Bu kutu yani, buradan çıktı bu. He tamam. Ay şey zannettim. Orada. Var ya bu. Tamam tamam. O başka. Güzel şey oluyor. Tamam, atmayın o zaman. Yerlerim oluyor. Tamam. Pişmiş pişmiyor. Niye pişmiş? Yok, pişmemiş. Ha, ortadaki o ya iki tane. Çok duman lan. Niye bu kadar duman yapıyor bu? Yağdan değil mi? Haha. Kendi yağından. Dur dur dur. Ömer dur. Yapma. Bir yerli mi? Anneme gelmesin. Oğlum annene geldi bile, hep gözüme girdi. Dur. Turgut, ters tarafta oturuyorum biliyor musun? Şu tarafa gelirsen daha rahat edersin. Çünkü rüzgar bu tarafa atıyor ya. Bak buradan çok net görülüyorlar. Ben görüyorum yalnız onları. Ha öyle mi? Tamam canım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam, ben 2 dakika gideyim, hemen şey yapayım. Salata yapmayacağım, meze yapacağım. Ay meze demeyecektim, pardon. Yoğurtlu salata. Neyse bakalım, sütlaçların 2 tanesini şöyle kaba koydum. Bir tanesini Özge'ye götüreceğim. Mangalda götüreceğim onu birazdan. 2 tanesini de şöyle, 2 tanesini de böyle yaptım. Tam 6 tane çıktı. Şu 4'ünü hemen şimdi fırına atayım. Üzerlerini bir kızartayım. Şu 2 tanesini sahnede bırakacağım. Ondan sonra hemen şöyle bir de patlıcan yoğurtlu, böyle yoğurtlu, peynirli, dereotlu bir patlıcan salatası yapalım. Köfteden şu kadar bir şey arttı. Bunları da şöyle minik minik yaptım bakın. Ya Ömer'e dedim kızartırım, ya da kendim haftaya protein ağırlıklı besleneceğim. Yani salata ve protein ağırlıklı besleneceğim. O zaman dedim ya da şöyle salatamın üzerine her gün 3 tane her salatamın üstüne 3 tane kızartsam kızartırım diye düşündüm. Böyle bunu da şimdi buzluğa koyacağım. Ve şunu da şimdi buzluk derin dondurucu poşetine koyup bunu da böyle buzdan koyacağım. 1,5 kilosunu yapmış oldum. 1,5 kilosunu da dedim ki bir şimdi derin dondurucuya kaldıracağım. Şöyle buzlukta 3 tane sosis vardı. Onları şöyle bir çizik attım. Şu mantarları da bir götüreyim bakayım. Allah'ım yarabbim, büyük masayı açmış ama neyse, hadi orada yapalım. Şöyle nasıl Gülşen'e masaya hazırlattırdım da. Ay bu ne be? Mangalımızdan kaldıydı. Bir tane sosis yedim. Şey yaparım ya, azıcık Özge'ye de götürürüm. Hala hasta yatağında. Allah Allah. He. Güzel mi daha? Yok. Anca işte bugün biraz daha, bir tık daha iyiymiş. Daha mı iyi? Azıcık onu da götürürüm. Zaten çok iyiymiş de. Pizza daha mı iyi? Yani bir tık daha iyi. O zaman telefonu ver. Mantar. En son mantarları bana atıverirsin, ben onlara kuzuları bakıyorum. Kuzuları ben son yapacağım ya. Ha tamam. Çünkü kuzu şeysi soğuyunca yemiyor, biliyor musun? Aynen aynen, en son. Tamam, bir sofraya devam. Gülşen'e sofrayı hazırladım. Bir ekmekleri doğrayayım. Şşt, düzgün konuş. Bakın bunu da şimdi közlenmiş patlıcan, sarımsak, dereotu, beyaz peynir ve süzme yoğurt. Tuz koymuyorum. Çünkü peynir zaten tuzlu peynir. Bunu şimdi şöyle güzel bir karıştırayım. İyice güzel karıştırıp ondan sonra ortaya koyacağım. Yoğurtlu
salata olarak. Bir de marul salatası yapmayacağım arkadaşlar bugün. Çünkü marulu daha sonra çiğ köftede kullanacağız. Üzden ama soğan ve turşu koyarım büyük ihtimalle bir de. Turşu gerçi yakışır mı bilmiyorum ama soğan doğrayacağım şimdi. Biz böyle akşam yemeklerinde soğan yemeyi çok seviyoruz, bayılırız demek de böyle. Soğan, sarımsak yapmayı severiz. Ay bakın çok güzel oluyor bu. Bunun için aslında ceviz çok güzel yakışıyor ama maalesef cevizim bitti. Cevizim kalmadı. O yüzden ceviz koyamayacağım. Sütlaçlar da çıktı fırından. Kız bu ne oldu? Vulkan gibi patlamış. Şunu bacıma götürürüm. Böyle bakalım. Özge'ye bir de şöyle yoğurt, patlıcan yoğurt salatası ayırdım. Böyle bakalım. Neredeyse geldim. Her şey. Özge'ye verdim, geldim 2 dakika. Tamam mı her şey? Of, yalnız kuzu gerçekten güzel görünüyor. Of. Sen çocukları koy, yemeye başlasın. Tamam. Ey. Ne oldu? Evet, şöyle mangalımız hazır. Pizzalarımız da hazır. Elhamdülillah. Canlarım benim, biz yemeğimizi yedik. Gene yiyemedim işte. Bana mangal gibi şeyler dokunuyor arkadaş. Neyse. Bulaşıkları hallettim. Şurada çöpüm kalmış, onu atacağım şimdi. Ablaları çay demledim. Ama ben şuraya 2 bardak koydum ama çay içmeyeceğim. Hemen şöyle bahçede eğer şey sönmediyse şöyle kendime közde kahve yapacağım. Bardağımı da hazırladım. Şöyle acılı acısız çiğ köfte koydum. Sütlacın büyüğüne hemen Turgul'a vereceğim. İnanır mısınız, şu koca bir paketten çıktı. Şaka gibi. Şöyle bir iki bir şey koydum. Çok fazla koymadım. Ay, çekirdeğimiz bitmiş ya, tüh. Neyse. Böyle bakalım. Şimdi 2 dakika hemen Turgul'un çayını da doldurayım. Gülşen! Şunları otobüsüne taşısana yavrum, hadi. Hadi bebeğim. Hadi annem. Haydi sen yaparsın kızım. Haydi canım kızım. Haydi evimin tek gülü. Prenses kızım benim. Haydi evladım. Haydi canımın içi. Haydi ben seni bugünler için doğurdum. Boşuna mı doğurdum ben, çabuk ol. Dur dur. Ve benden bizden bugünlük bu kadar. Şöyle mum ışığında çayımla sizlere vedamı yapayım. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hepinize şimdiden yapacağınız güzel yorumlar için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda görüşürüz.